Mezhep nedir? Sual. Mezhep nedir? Cevap. Bir müştehidin iştihad ederek edille-i şeriyeden elde ettiği bilgilerin hepsine o müştehidin mezhebi denir. Sahabenin hepsi derin alim birer müştehiddiler. Din bilgilerinde siyaset, idarecilik ve zamanlarının fen bilgilerinde ve tasavvuf marifetlerinde birer deryaydılar. Bu bilgilerinin hepsini Resulullah Efendimizin kalplere işleyen, ruhları çeken sözlerini işitmekle az zamanda edindiler. Her birinin mezhebi vardı. Mezhepleri az veya çok farklıydı. Tabiinin ve tebe-i tabiinin arasında da müştehitler vardı. Bu müştehitlerin mezheplerinden yalnız dördü kitaplara geçip, dünyanın her yerine yayıldı. Diğerlerinin mezhepleri unutuldu. Bu dört mezhebin imanları, Eshab-ı Kiram'ın ortak olan imanıdır. Bunun için dördüne de ehli sünnet denir. İmanları arasında esasta ayrılık yoktur. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Birbirlerini severler. Birbirlerine uymayan işlerinde zaruret olunca birbirlerini taklit ederek yaparlar. Allahü Teala mezheplerin böyle ayrı olmalarını istemiştir. Bu ayrılığın Müslümanlara Allahü Teala'nın rahmeti olduğunu Peygamberimiz haber vermiştir. Çünkü dört mezhep arasındaki ufak tefek başkalıklar, Müslümanların işlerini kolaylaştırmaktadır. Her Müslüman vücut yapısına, yaşadığı iklim şartlarına ve iş hayatına göre kendisine daha kolay gelen mezhebi seçer. İbadetlerini ve her işini bu mezhebin bildirdiğine göre yapar. Allahü Teala dileseydi Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıkça bildirirdi. Böylece mezhepler ortaya çıkmazdı. Kıyamete kadar dünyanın her yerinde, her iklim ve şartta her Müslüman için tek bir nizam olurdu. Müslümanların halleri, yaşamaları güç olurdu. Resulullah'ın yolu Peygamber Efendimiz'in yolu, Kur'an-ı Kerim'le hadisi şeriflerle ve müştehitlerin iştihatlarıyla gösterilen yoldur. Bu üç vesikayla bir de icmai ümmet vardır ki, Eshab-ı kiramın ve tabiinin söz birliği olduğu reddül muhtarda yazılıdır. Bir hüküm üzerinde dört mezhebin içtihatları arasında icma hasır olursa, bu icmaya da inanmak gerekir. İnanmayan küfre girer. Mektubat İslam alimleri yanlış bir şey üzerinde ittifakta bulunmazlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ümmetim dalalet üzerinde birleşmez. İmam-ı Ahmet Bu dört vesikaya edille-i denir. Bunların dışında kalan her şey bidattir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, bunlardan yalnız biri cennete girecektir. Bunlar benim ve eshabımın yolunda olanlardır. İbni Mace Bu ayrılık usulde, imanda olan ayrılıktır. Eshab-ı kiramdan sonra, yeni Müslüman olanlardan bir kısmının imanları bozuldu. Eshab-ı kiramın doğru imanından ayrıldılar. Dalalet fırkaları meydana geldi bu bozuk fırkalara bidat fırkaları denir. Bunlar bazı nasları tevil ederek yanıldıkları için kafir değildir. Fakat İslamiyete zararları kafirlerin zararlarından çok oldu. Birbirleriyle ve ehli sünnetle çekiştiler, harp ettiler. Çok Müslüman kanı döküldü. Müslümanların yükselmelerini, ilerlemelerini baltaladılar. Bidat fırkalarını ehli sünnetin dört doğru mezhebiyle karıştırmamalıdır. Allah ve Resulü merhamet etti. Allahü Teala ve Resulü müminlere merhamet ettikleri için bazı işlerin nasıl yapılacağı Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmedi. Açıkça bildirilseydi öylece yapmak farz ve sünnet olurdu. Farzı yapmayanlar günaha girer. Kıymet vermeyenler de kafir olurdu. Müminlerin hali güç olurdu. Böyle işleri açık bildirilmiş bulunanlara benzeterek işlemek gerekir. Din alimleri arasında işlerin nasıl yapılabileceğini böyle benzeterek anlayabilenlere müştehit denir. Dört mezhebin hali bir şehir halkının haline benzer ki önlerine çıkan bir işin nasıl yapılacağı kanunda bulunmazsa o şehrin eşrafı ileri gelenleri toplanıp o işi kanunun uygun bir maddesine benzetip yaparlar. Bazen uyuşamayıp bazısı devletin maksadı beldeleri tamir ve insanların rahatlığıdır der o işi rey ve fikirleriyle kanunun bir maddesine benzetir. Bunlar Hanefi mezhebine benzer. Bazıları da devlet merkezinden gelen memurların hareketlerine bakarak o işi onların hareketlerine uydurur ve devletin maksadı böyle yapmaktır derler. Bunlar da Maliki mezhebine benzer. Bazısı ise ifadeye, yazının gidişine bakıp o işi yapma yolunu bulur, bu da Şafii mezhebine benzer. Bir kısmı ise kanunun başka maddelerini de toplayıp, birbiriyle karşılaştırarak bu işi doğru yapabilmek yolunu arar. Bunlar da Hanbeli mezhebine benzer. Dört doğru yol İşte şehrin ileri gelenlerinden her biri bir yol bulur ve hepsi yolunun doğru ve kanuna uygun olduğunu söyler. Kanunun istediği ise bu dört yoldan biri olup diğer üçü yanlıştır. Fakat kanundan ayrılmaları, kanunu tanımadıkları için devlete karşı gelmek için olmayıp, hepsi kanuna uymak, devletin emrini yerine getirmek için çalıştıklarından hiçbiri suçlu görülmez. Belki böyle uğraştıkları için beğenilir. Fakat doğrusunu bulan daha çok beğenilip mükafat alır. Dört mezhebin hali de buna benzer. Her mezhep imamı doğru yolu bulmak için uğraştığından yanılanlar affolur, hatta sevap kazanır. Onlara bu yetkiyi Allahü Teala ve Resulü vermiştir. Dört mezhepten başkasına uymak caiz değildir. Bu eshab-ı kiramın ve tabiinin mezheplerini küçümsemek değildir. Çünkü eshab-ı kiramın ve başkalarının mezheplerini tam olarak bilmiyoruz. O mezhepleri de bilseydik onlara uymamız da caiz olurdu. Çünkü hepsinin mezhepleri doğruydu. Dört mezhep tam bilindiği ve kitapları her yere yayılmış olduğu için her Müslümanın yalnız bunlardan birine uyması gerekir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mezhebe tabi olmayan mülhid olur buyuruyor. Mebde ve Mead. Yusuf Nepani Hazretleri, şimdi her Müslümanın dört mezhepten birine uyması gerekir buyurduğu gibi, İmam-ı Şarani, Ahmet Tahtavi Hazretleri gibi birçok alim de aynı şeyi bildirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın ipine sarılın emri, fıkıh alimlerinin mezhep imamlarının bildirdiğine uyun demektir. Tahtavi, Dürrül Muhtar Haşiyesi Zebaih kısmı. Mezhep değiştirmek. Dört mezhebin imamları ve onları taklit eden alimler her Müslümanın dört mezhepten dilediğine taklitte serbest olduğunu ve bir mezhepten başka mezhebe geçmenin caiz olduğunu ve haraç sıkıntı olduğu zamanlarda başka mezhebin taklit edileceğini bildirdiler. Allahü Teala müminlerin dört mezhebe ayrılmalarını ve bunun kulları için faydalı olacağını ezelde takdir ve irade buyurdu. Amelde mezheplere ayrılmaktan razı olduğunu bildirdi. Razı olmasaydı Resulü bu ayrılığın rahmet olduğunu bildirmezdi. İtikatta ayrılmayı yasak ettiği gibi amelde ayrılmayı da yasak ederdi. Mizan Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de icmalen bildirilenleri yani kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Resulullah'ın varisleri olan mezhep imamlarımız, hadis-i şeriflerde mücmel olarak bildirilenleri açıklamasalardı, sünnet-i nebeviye kapalı kalırdı. Böylece her asırda gelen alimler Resulullah Efendimiz'e tabi olarak mücmel olanı açıklamışlardır. Bilinen dört imam zamanında başka mezhep imamları da vardı. Bunların da mezhepleri vardı. Fakat bunların mezheplerinde olanlar azala azala bugün hiç kalmadı. Hadika. Ehli sünnetin dört mezhebinin imanları, inandıkları şeyler birbirlerinin aynıdır. Aralarında hiç fark yoktur. Ayrılıkları yalnız ameldedir. Bu da Müslümanlara bir kolaylıktır. Her Müslüman dilediği mezhebi seçerek bunu taklit eder. Her işini seçtiği mezhebe göre yapar. Müslümanların dört mezhebe ayrılmaları Allahü Teala'nın rahmetidir. Bir Müslüman kendi mezhebine göre ibadet yaparken bir zahmet, bir meşakkat hasıl olursa başka bir mezhebi taklit ederek bu işi kolayca yapar. Ölçümüz ne olmalı? İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiğine uymayan her mana yanlıştır. Çünkü her sapık Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uyduğunu sanır ve iddia eder. Kısa görüşüyle, bu kaynaklardan yanlış manalar çıkarır, doğru yoldan kayar, felakete gider. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen misaller, çoklarını küfre sürükler, çoklarını da hidayete, doğru yola ulaştırır buyurdu. Bekara Suresi 26. Ayeti ehl Sünnet alimlerinin anladıkları mana doğrudur. Çünkü bu manaları Selefi Salihinin eserlerini inceleyerek elde etmişlerdir. Doğru bilgileri bizlere ulaştıran bunlardır. Kurtuluş yolunu yanlış yollardan ayıran onlardır. Onların hidayet ışıkları olmasaydı bizler doğru yolu bulamazdık. Doğruyu bozuk olanlardan ayırmasalardı dalalete yuvarlanırdık. İslamiyeti bozulmaktan koruyan onların çalışmasıdır. Onlara uyan kurtulur. Onlara uymayan sapıtır, herkesi de sapıtmaya çalışır. Mektubat-ı Rabbani Tek hüküm ideal olsaydı, sual, mezheplere ayrılmak, parçalanmak değil midir? Ehli sünnet ne demektir? Cevap Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, bunlardan yalnız biri cennete girecektir. Bunlar, benim ve eshabımın yolunda olanlardır. İbn-i Mace Ehl-i sünnet vel cemaat demek, Resulullah'ın ve Eshab-ı Kiram'ın gittikleri doğru yolda bulunan alimler demektir. 73 fırka içinde cehennemden kurtulacağı bildirilmiş olan kurtuluş fırkası Ehli Sünnet fırkasıdır. Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki: Ali İmran suresinin "Toptan Allah'ın ipine sarılın, parçalanıp ayrılmayın" mealindeki 103. ayeti kerimesi itikatta inanılacak bilgilerde parçalanmayın demektir. Yani nefsinize ve bozuk düşüncenize uyarak doğru imandan ayrılmayın demektir. İtikatta ayrılmak, parçalanmak elbette asla caiz değildir. Hadis-i şerifte de cemaat rahmet, ayrılık azaptır buyuruldu. İmamı Beyheki, Müslümanlar bozulduğu zaman önceki alimlerin doğru yoluna sarılmalısın. Bir kişi kalsam bile o yoldan ayrılmamalısın buyuruyor. Necmeddin Gazi de i sünnet demek Resulullah'ın ve eshab Kiram'ın gittikleri doğru yolda bulunan alimler demektir. sivad Azam, yani İslam alimlerinin çoğu böyleydiler. Hak olan cemaat ve 73 fırka içinde cehennemden kurtulacağı bildirilmiş olan fırkayı naciye bunlardır buyuruyor. Parçalanmayın ayeti kerimesi, fıkıh bilgilerinde de ayrılmayın demek değildir. Ahkamda, amellerde olan iştihat bilgilerindeki ayrılık, hakları, farzları, amellerdeki ince bilgileri ortaya koymuştur. Eshab-ı kiram da günlük işleri açıklayan bilgilerdi, birbirlerinden ayrılmışlardı. Fakat itikat bilgilerinde hiç ayrılıkları yoktu. Hadis-i şerifte, ümmetimin alimlerinin ayrılığı, ameli mezheplere ayrılması rahmettir buyuruldu. Dört mezhebin amel bilgilerinde ayrılması böyledir. Alimlerin amel, iş bilgilerinde çeşitli ihtisas kollarına ayrılmaları da böyledir. Böylece birçoğu hadiste, birçoğu tefsirde, çoğu da fıkıhta, arabi bilgilerde yetişmişlerdir. Bunun gibi sanat sahiplerinin çeşitli iş kollarına ayrılmaları da rahmettir. Hadika Müştehid alimlerin farklı iştihatları olabilir. Birinin farz dediğine öteki haram diyebilir. Bunlar da bizim için senettir. Biz onların iştihatlarına uymak zorundayız. Hatalarından sorumlu değiliz. Kendileri de sorumlu değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, alim amele ait bilgilerde iştihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır. Buhari. Bir mezhepte bulunan Müslüman, diğer hak mezheptekileri kardeş bilir. Onları incitmez. Birbirlerini severler, yardım ederler. Amelde mezheplerin bir olmayıp çok olması faydalıdır. İnsanların yaratılışları birbirlerine benzemediği gibi, sıcak çölde yaşayanlara, bir mezhebe uymak kolay olurken, kutuplara yakın yerlerde yaşayanlara başka mezhebe uymak kolay olur. Bir hastaya bir mezhep kolayken, başka hastalık için başka mezhep kolay oluyor. Tarlada ve fabrikada çalışanlar için de bu ayrılış görülmektedir. Herkes kendine daha kolay gelen mezhebi seçip, taklit ediyor veya bu mezhebe tamamen geçiyor. sizlerin istedikleri gibi tek bir mezhep olsaydı, ve herkes tek bir mezhebe uymaya zorlansaydı, bu hal çok güç hatta imkansız olurdu. Amellerde tek hüküm, mezhep ideal olsaydı, Resulullah Efendimiz öyle bildirirdi. Halbuki rahmet olduğu için kendisi de farklı bildirdi. Hanefi mezhebinde bulunan bir kimsenin bir yerinden kan çıkar ve durmazsa, abdesti duramaz ve her zaman abdest alması güç olacağından, Şafi veya Maliki mezhebini taklit ederek, zorluktan kurtulur. Halbuki tek hüküm olsaydı buna imkan olmazdı. Mezhep imamı. Sual: Mezhep imamı ne demektir? Cevap: Mezhep imamı demek Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan din bilgilerini eshab-ı kiramdan işiterek toplayan, kitaba geçiren büyük alim demektir. Açıkça bildirilmeyenleri açıkça bildirilmiş olanlara benzeterek meydana çıkaran derin alimlerdir. Eshab-ı kiramın her biri müştehit ve mezhep imamıydı. Her biri kendi mezhebindeydi. Hepsi de mezhep imamlarımızdan daha üstündü. Mezhepleri daha kıymetliydi. Fakat bunlar kitaplara yazılmadığı için mezhepleri unutuldu. Peygamberin, sahabenin mezhebi nedir demek, ordu kumandanı hangi bölüğün eridir veya fizik öğretmeni hangi sınıfın talebesidir demeye benzer. Çünkü sahabenin her biri bir mezhep imamı, Hatta mezhep imamlarının hocalarıydı. Resulullah Efendimiz de kainatın hocasıydı. Mizan. Hadika. Ana babanın mezhebi. Sual. Herkesin mutlaka anne ve babasının mezhebinde mi olması gerekir? Cevap. Hayır. Herkese anasından babasından işittiğini, gördüğünü öğrenmek kolay geleceği için Müslümanlar genelde anasının babasının mezhebinde olmaktadır. Yoksa mutlaka anne veya babasının mezhebinde olacak diye bir şart yoktur. Mezheplerin dördü de haktır. Herkes yaşadığı yerde hangi mezhebin kitapları yaygınsa, hangi mezhepte sorup öğreneceği kimseler varsa o mezhebi seçmelidir. Kendi mezhebinde kaynak kitap veya soracak kimse bulamayan dört mezhepten herhangi birine geçmelidir.